Beydili köyüne doğru yol alırken Sarp Doğa sistemlerinde geyikler ve çilengoların bizleri selamlıyor. Asfalt yoldan hızla uçuruma doğru kayalıkların üzerinden nazlı nazlı gözden kayboluyorlar. İnsanlara ve araçlara alışmış görüntüsü veriyorlar. Her derdin devası, çam püsesinin üretim merkeziydi Beydili köyü. Çimenova'dan eski köye, Beydili'ye doğru Sarp Dağı'na doğru yükseldikçe yer yer kayalık yolu çevreleyen 500 yaşındaki sedirler ve 1000 yaşındaki ardıçlar başlıyor. Aslında burası Beydili Ergenekonu'dur. Burada doğa ana acımasızdır. Kuralına göre oynamasını emreder. Her taşın, her ağacın hikayesini anlamak için yol boyunca dikkatli bakmak yeterli olacaktır. Yol öylesine bozuk ki sadece buradan Beydili köyüne inersiniz. Ama tekrar geri dönmek neredeyse olanaksızdır. Antalya'dan 4 saatte kat edilen 140 kilometrelik yolu köyden devamla yine bozuk yoldan aşağıya inerek Dumanlı Yaylası, Köprülü Kanyon Milli Parkı yolları güzergahından, Tol-Çaltepe kavşağından geçerek, Beşkonak'tan Antalya'ya devam edilerek tam 400 kilometre yol kat etmek gerekmektedir. Dönüş yolunda Beydili Köprüsü başlangıçlı, Beydili Kanyonu henüz geçilmemiş ve bakirdir. Kanyon sahasında dik kırılma ve doğanın olağanüstü benzersiz güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor. Beydili çok eski bir köy. Burada hayat ve yaşam oldukça zordu. Ama halkı doktor nedir bilmezdi. Çimenova'ya taşınınca yol, elektrik, otomobil ve doktor görmüşler ancak beton evlerde hastalıklarla tanışmışlar. Eskiden çam ağacının reçinesinden terletme yoluyla püse elde ederlerdi. Her derde şifa olarak kullanılırken şimdi hepsi unutulmuş durumdadır. Beydili canlı bir kültür müzesidir. Beydili kültür katmanını kayda alarak belgesel çalışmayla yaşananın geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir kültür katmanı olduğunu gelecek nesillere aktarmayı amaç edindik. Yukarı Köprüçay Havzası'nı çevreleyen birçok köyde olduğu gibi bu toprakların kadim kültürünün hiç değilse hala havzalarda yaşadığı canlı bir müze niteliğinde olduğunu belgelemeye özen gösterdik. Yatağını seyrederken antik yollar, Romalılardan kalma su kuyuları, Çukurca, Kesme, Asar ve Dede Gölü tanıyacağız. Çok çetin doğa koşullarında eşeklerle ve sırtlarında odun taşıyan Beydilili ve Kesmeli sert yüzlü kadınları görüp tanıdıkça bu haşin coğrafyada zamanın durduğuna kanaat getiririz. Oysa her ilde bir üniversite açmakla, öğrenci sayısıyla övünmeyi marifet sayan siyasi otoritenin yanında, bilim insanları da modernizmin sifonunda kaybolmuşlar. Bilim insanları ve siyasi erkler, Anadolu'nun binlerce yıllık kimliğinin son nüshası olan bu kültürün değerini ne zaman keşfedecekler diye düşünmeden ödemiyorum. Beydili köyüne doğru Macakçı belini geçince bu özgür coğrafyanın insandaki umudunu besleyen doğa ananın cömertliğidir. Geriye dönerken Yukarı Köprüçay Havzası'ndaki köylerden biri olan Kesme ile Beydili arasındaki vadiden kıvrılarak geçen Köprüçay'ın aktığı
vahşi kanyonları ve antik yolları görmek için Sütçüler'den yola çıktık. Çimenova köyüne uğrayıp sonra da vahşi Sarp kayalık bölgeden Beydil'ine ulaştık. 1250 metre rakımdaki Beydili köyü, Sarp Dağı'nın kayalık yamaçlarında güney yaka yani güneş ışığını en iyi alacak şekilde kurulmuş, inanılmaz güzellikte ve Türkmen yörük kültürünün en orijin kültürel mirasıdır. 2006 yılında Isparta Valiliğince Ekokültür Köyü olarak kabul edilmiş ve bu köyde biri köy konağı olmak üzere 8 ev restore edilmiş. Buraya gelenlerin konaklaması amaçlanmış. Beydili evleri ahşap ve taş sivil mimarisi açısından çok güzeldir. Devlet çetin doğa koşullarını engel görerek köy yolunu yapmamıştır. Bu nedenlerle evler sadece doğal malzemeler, taş ve ahşap kullanılarak yapılmıştır. Ardıç ağacından güzel düz kolonlar ve sedir ağaçlarından da çatı için gerekli tahta kiremitler kullanılmıştır. Köydeki tek istisna beton bina olan yeni okul binası olup geleneksel tarzdaki eski okul binası ile yan yana. Köy doğayla o kadar bütünleşmiş uyumlu olmuştur ki sanki gizlenmiş gibidir. Hatıl denilen bir tarz ile tahtalar arasında dizilmiş ve sadece çamurla sıvanmış taşlardan oluşan ve evlerin dışına taşan ve göçek denilen çatılar, su ve toprak kullanılmadan oluşturulan ve kuru duvar denen muhteşem bir mimariye sahiptir. Evler iki katlı ve alt katta evin hayvanları, üst katta ise o ev halkı yaşam alanlarından oluşuyor. Bazı evlerde hayat yani hayatın geçtiği yer denilen sundurma şeklinde tahta balkon çıkıntıları bulunuyor. Bu evlerin damına ise içeri yağmur geçemeyecek şekilde ardıç ağacından atkıların üzerine oturtulmuş tahta damlar bulunuyor. Evlerin hepsinin kapısı kıbleye yönünde ve evlerin arka taraflarında diğer komşu evin insanları rahatsız olmasın diye penceresiz bırakılmıştır. Beydili evlerinin olağanüstü sakinleştirici ve rahatlatıcı boz şalba koktuğunu neredeyse hiç kimse bilmez. Beydili terk edilmiş evleri halen zamanla direnirken ziyaret edene ücretsiz doğal terapi yapar. Sütçülere yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Beydili, Sarp Dağı'nın eteklerinde bulunmuş. Yakın zamana kadar yolu bulunmayan köye yol yapmanın yeni bir köy kurmaktan daha pahalıya mal olacağını anlayan yetkililer, çareyi ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Çimenova adıyla yeni bir köy kurmakta bulmuşlar. Ancak şimdilerde eski köy olarak adlandırılan Beydili, Anadolu sivil mimarisinin en güzel özgün yapılarını yansıtıyor. Asıl özelliği de her evin verandasında kurumaya bırakılan salvia bitkisinin keskin kokusunun tüm köyü sarmış olmasıdır. Hititlerden bugüne Anadolu'da şifa niyetine kullanılan bu bitkiye buralarda şalba ya da boz şalba da diyorlar. Torosların son şamanlarının merkezidir. Beydili köyü, tesbih taneleri gibi Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış yörük aşiretlerinden birinin adıdır. Ankara, Samsun, Konya, Sivas, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi kentlerde aynı adla anılan köyler var. Bunlardan biri de Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı olan Beydilli köyü. Kimi yerde Beydili ya da Batılı olarak da anılıyor. Sarp Dağı'nın eteklerindeki 400 yıllık Beydili köyünde halen püse üretilip kullanılıyor. Beydili yörükleri yüzlerce yıldır geleneksel olarak çam ağacının çıralı bölümlerinden zahmetli bir işlemle elde ettiği halk ilacı niteliğindeki püse, Isparta'nın Sütçüler ilçesi 1250 metre rakımda doğanın uygun ortamında elde ediliyor.
Köyde yüzlerce yıldır keçi çobanlığı ve arıcılık yaparak yaşamlarını sürdüren yörükler, püseyi karın ağrısı, yara tedavisi ve kesiklerin iyileştirilmesinde kullanıyor. Beydili köyünde çam ağacı terletilerek ve damıtılan çıra kaynatılarak katrana dönüştürülüyor. Elde edilen siyah ve koyu kıvamlı püse yaralarda, kesiklerde kullanılıyor ve iyi geldiği söyleniyor. Karın ağrılarında bir bezin üzerinde karnın üstüne konulur. Eskiden yörükler çarık giydiğinden püse akşamdan çarıkların altına sürülüp toprağa gömülerek üzerine biraz su dökülürdü. Sabaha çarıklar topraktan çıkarıldığı zaman yumuşacık olurdu, ayağı vurmazdı. Bu sahada yörükler Mayıs ve Haziran aylarında doğadaki ot ve çiçekleri toplamaya başlar. Köylülerin anlatımında Toroslardaki bitkilerin sayısını bilmek mümkün değil. Otları Mayıs ve Haziran ayında toplarız diyorlar. Genellikle ıhlamur, kekik, adaçayı, oğlan otu topladıklarını, oğlan otunun kalbe iyi geldiğini, altın otunun çay gibi demlenerek içildiğini ve böbrek taşlarına iyi geldiğini, boz çalba topladıklarını ve bronşite iyi geldiğini anlatıyorlar. Beydili Kültür Köyü halkı aslında halk tıbbını çok iyi kullanıyor. Tıbbi aromatik bitkileri çok iyi tanıyor. Deneme yanılma ile kullanımını standart hale getirmiştir. Günümüzde çok fazla rağbet edilmediklerini beyan ederek çocukluk yaşantılarında çok kullanıldığı ve sonuç alındığını keyifle anlatıyorlar. 400 yıllık bu köyde artık bu doğal tıp gelenekleri yok olmuş durumdadır. Sütçüler ilçesi ile köy arasında Sarp Dağı var. Geçmişte kış döneminde yağan yoğun kar 3 metreye ulaşırdı. O zaman yol, bel, su, elektrik yoktu. 5 ay kendi hallerinde yaşayan köy 1980'lerde Sarp Dağı'nın batısına nakledildi. Şimdi köy Sütçüler ilçesine 18 kilometredir. Artık yol, su gibi sıkıntısı yoktur. Eski köy Beydili varlığını korumaya devam etse de taş ve ahşap kompleksli yapılar yıkılmaya ve dağılmaya başlamıştır. Kocaman su kuyuları kesinlikle görülmeye değer. Vahşi bir doğa, insanlarla bütünleşmiş arılar, yanı başımızdan sekerek geçen sarı geyikler, bol miktarda sincaplar ve çokça kekik. Meşakkatli bir parkur, köylü sofra kuruyor gelene fakat peynir koymuyor. Bu köyde peynir bulmak belki zor ama her yer kekik balı kovanları ile dolu. Misafire bol bol kekik balı ikram ediliyor. Doğanın haşmetli gücüne burada tanık olmak isteyenler mutlaka gitmelidir. Yaptığımız keşif gezisinde çok şeyler öğrendik. Burada her evin görünmez ve unutulmuş bir hikayesi var. Her evde geçmişte yaşanmış olası, gelin kaynana dırdırının uzaktan seslerini dinlemelisiniz. Buraya gidin, Beydili'nin tarih kokan evlerinde yaşanmış, derin aşkların ince çizgisinin evlere yansımasında ardıç ve katranın gerçek izleri. Gidin ve geçmiş bin yılda büyük emekler verilerek ustalıkla inşa edilen devasa büyüklükteki kuyuları görün ve o insanlara saygı duyun. Buraya gidin, giderken de doğanın büyük gücünü yolda seyrederken görün ve doğanın büyüsünün gizemli sırlarının şifrelerini çözmeye çalışın. Aracın camlarından sürekli bakın ve asla hiçbir noktayı kaçırmayın. Beydili köyü terk edilmişse de tek sebep yolun durumu değildir. Nasıl ki 250 yıl önceki insanın buraya can verdiği düşünülürse, şimdiki terk edilişin sebebi ulaşım güçlüğü olmamalıydı. Daha fazlasını görmek ve öğrenmek için bu fırsatı kaçırmayın.
Kanada'da yaşayan ailelerin bizi bal ikramlı karşılamaları sosyal yaşamımızda anlatılsa da ancak yaşanır. O anda pişirilmekte olan yufka, bal, peynir ve közde çay ikramı, Beydili köylüsünün çok değerli konukseverliğinin benzersiz örneğidir. Burada Doğu Ana'nın çetin koşulları öyle zorlu bir biçimde hüküm sürer ki, insanın yaşaması da buna paralel çok kolay değildir. Her evin bir hikayesi olduğunu ilk bakışta anlamak zor değildir. Kimi evlerin bir duvarı kayadan destek almış, kimi evlerin tamamı taş ve ahşaptan yapılmış, 200 yıl önceki insanın çok değerli emeğinin aynasında, kendi izlerini anlamak için bu evlere bakmak ve düşünmek yeterli olur. Yamaçların çok sarp olması nedeniyle köye yol gelmemiştir ve hayat yüzyıllardır çok zor devam ettiği şekilde yaşanmaktadır. Göçebe yaşam tarzına sahip olan Beydillerde eğitim daha çok aile ve toplum içinde gerçekleşirdi. Bunun yanında bazı Beydili yöneticileri okul eğitimi için girişimlerde bulunmuş, Beydili aşiret reisi köylerine yaptıkları iptidai mekteplerine birer öğretmen tayin edilmesini istemiş, hükümetin belirlediği maaşla öğretmen bulunamaması durumunda kendi ceplerinden maaş vereceklerini beyan etmişler. Bu ısrarlı isteklerinden dolayı köy okuluna marif sandığından 200 kuruşla yine aşiret reisinin verdiği 155 kuruş ayrılarak bir öğretmen görevlendirildi. Sonradan istediği öğretmeni bulamayınca öğretmen almadan köyüne dönmeyeceğini söylemiş ve devletin öğretmen için tahsis ettiği maaşa ek olarak kendisinin de senede 15 ila 20 lira vereceğini vaat etmişti. Aynı düzen yaptılar ya işte. Burası Kültür Bakanlığı'nın tadilata soktuğu, aynı düzenleme yaptığı evlerden biri. Biri, evet. Buyurun anlat, neler yapıldı, ne işlemler yapıldı? Vallahi işte aynı düzen işte, bir üstüne saç koydular, saç üstünü diyorum tahtayla, ağacıyla kapadılar. Sonra? Sonra tamam, boş, gelen yok. İçine neler koydular, neler verdiler? Aşkım hepsini götürdüler eski çümenova. Ha, buraya verilen eşyalarını çoğunu çümenovaya takviyeyle taşıdılar. Evet, evet. Anladım. Yok, eskiden bir turist geldi. Şimdi o da yok. Onlar da geldi pandemi döneminde. İşte biz de sizi tanıtmaya geldik zaten. Böyle güzel bir köyü tanıtalım ki insanlar gelip ziyaret etsinler. Bağlamışlar, kimse girmesin diye. Şimdi ev sahibi yok ya. Ev sahibi biziz. Ev sahibi. Evet arkadaşlar. Bahçeyi açtım. 3 tane burada. Ne tekerli, ne bunlar? Daha eskiden bunlar ne yaparlar şunu mu? Değirmen. Değirmen. Açlık, çorbalık. Açlık evet, bulgur dövülen taşlardan. Evet. 3 tane kapının önüne merdiven basamak olarak düzenlemişler. Evet. Mehmet Hocam şöyle yakına gelirsen sen de görebilirsin. Bura 5-10 sene, 10 sene önce yapıldı bunlar. Ama bu kapılar daha önceydi. Tabii bu nereden baksan kaç... Ben bilmiyorum. 51 doğumluysa eğer, 55 doğumluyum, 55 doğumluyum dedi Mehmet abi. Onlar bilmez. Sen 61 doğumlusun. Yani evet. Bu kapılar senden eski. Tamam, benim yaşım gibi 2-3 yaş. Bu kapılar büyük. Senden eski. Köyde şu an elektriğimiz var, suyumuz var. Evet, evet. Ama her evin balkon denen kısmında lavabosu var. Evet. Ocağı var. İşte bizim eskiden o bacamız buydu. Doba yoktu. Yemek pişirdiğiniz alan. Evet. Evet, hala kullanıma devam ediyor. Her evde vardı bu. Aynen. Beydillerde edebiyat ve sanat izleri yoğunlukla gözlenir. Yerleşik yaşamdaki Beydiller evlerinin çeşitli bölümlerine motifler işlerlerdi. Bu motifler onların yaşam tarzından, gelenek ve göreneklerinden izler taşırdı. 21. yüzyıla kadar ulaşan birçok edebi eserde Beydillerin izine rastlamak mümkündür. Bu eserlerde Beydili aşiretine mensup birçok şair ve edebiyatçı bulunmaktadır.
Yerleşik hayata geçmeden önceki beydiller arasında herhangi bir sınıf ayrımı yoktu. Aşiret mensupları arasında kuvvetli bir akrabalık bağı vardı. Bu akrabalık bağı onları herhangi bir tehlike ve saldırı karşısında daha güçlü kılardı. Beydillerin iskana tabi tutulması ve bir kısmının iskan bölgesinden başka yerlere göç etmesi sosyo-kültürel yapılarında çözülmelere sebep oldu. Bu sosyo-kültürel çözülmenin etkisiyle Beydili oymakları yerleştikleri bölgelerdeki yerel kültürlerden ettiler. Zengin floraya sahip yörede halk hekimliği ile ilgili veriler çok fazladır. Bundan dolayı yöre bitkilerin geleneksel kullanımı bakımından önemli merkezlerden birisidir. Yörede hastalık tedavisinde kullanılan çeşitli kısımları yani yaprak, çiçek, meyve, kabuk, kök gibi yenilen veya başka amaçlarla tüketilen bitkilerin zenginliği fazladır. Beydili köyünde yer alan ve sayısı giderek azalan geleneksel taş ve ahşap mimarili evleri bakımsızlık nedeniyle sahip olduğu dokuyu kaybetmektedir. Geleneksel Beydili evleri bölgenin içinde bulunduğu coğrafyadan, iklimden, dini inanış ve kültürden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bitişik nizamda inşa edilen evlerin yapımında taş ve ahşap kullanılmıştır. Yapıların dokularını koruyarak ayakta kalabilmesi için acilen özgün malzemeler kullanılarak restore edilmesi ve sürekli bakıma tabi tutulması gerekmektedir. Boş ve terk edilmiş evlerin değerlendirilip sütçülere gelecek ziyaretçilerin konaklama ve yöresel değerleri tanıması adına mekansal olarak kullanımı da uygun olacaktır. Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alan Sütçüler Isparta yöresinin odun dışı bitkisel ürünleri benzersiz endemik ekosistem bütünlüğüdür. Yörede 38 familyanın 62 cinsine ait 74 odun dışı bitkisel orman ürününden faydalanılan bitki taksonu bulunurken her biri herbaryum örneği haline getirilmiştir. Doğayla iç içe yaşayan yöre insanı odun dışı bitkisel ürünleri tanıyabilmekte ve onlardan faydalanabilmektedir. Yöre insanı yörenin orman ekosisteminden yararlanabilmektedir. Ancak son yıllarda bazı sorunlar da yaşamaktadır. Özellikle istihdam imkanları çok kısıtlı olan yörede odun dışı bitkisel ürünlerin bilimsel veriler ışığında üretilmesi, toplanması, işlenmesi, depolanması ve pazarlanması durumunda yöre ekonomisinin iyileştirilmesi açısından önemli katkılar sağlanabilecektir.